Bismillahirrahmanirrahim'in sırrı sana inkişaf ederse, sır diyorum, ilmi değil. İlim detaylı anlatır, istediğin kadar anlatırsın. Yani kainat simasında neler söylüyor bakayım. Kainat simasında taanuk, tecavüp. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün. Teavün, birbirine yardım etme. Evet. Tesanüt. Birbirine dayanma. Teanuk. Birbirine cevap verme. Birbirine kani olma. Tecavüpten tezahür eden sikke kübra-i uluhiyettir ki. Yani kainatta bunları izah edebilirsin yani. Mesela yıldızların güneşe dayanması, güneşin yıldızlara kuvvet vermesi, onları silkelenmesiyle tutması vesaire, onun şeyini, ilmini anlatırsın. Ama sır ayrı bir mesele. Niye bu böyle? Bu işin sırrı nedir? Bu işin sırrı nedir? Şimdi mesela bazı zevat-ı kiram Risale-i Nur diye bazı eserler yazıyorlar. Risale-i Nur diye bazı eserler yazıyorlar. Eser yazılır. Ama sır elde edilmezse yazılan Risale-i Nur olmaz. Onun sırrını oku bakayım Mustafa Bey. Şeyler şuhuttur. Risale-i Nur. Şuhut yaz, gelir o. Risale-i Nur'un sırrı bu. Böyle olursa Risale-i Nur olur. Onun erbabı da zaten ona bakır bakmaz, bu Risale-i Nur değildir. Eğer Risale-i Nur'sa, bu Risale-i Nur'dur der. Değilse, yani bir kitapta bir satır Risale-i Nur olsa, erbabı ona baktım, aynen parlayan yıldız gibi, bu cümle Risale-i Nur'dur der. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Tasavvur değil, tasdik. Tasavvur nedir, tasdik nedir? Şimdi tasavvur, oturursun, bir şeyi tasavvur edersin. Ben şöyle bir bina yapacağım. Balkonu şurada olacak, şu şurada olacak, işte girişi burada, çıkışı burada, alt kat burada, üst kat burada. Tasavvur bu. Bir de o bina yapılmış, hazır, görünüyor. Bakarsın, tasdik edersin. Tamam işte bu kitap, bu eser budur. Demek ki Risale-i Nur tasavvur değil. Oturmuş alim, oturmuş da şu insanlara bir haşir dersi vereyim. Nasıl olsun? Şöyle şöyle olsun. Haşir Risalesi öyle yazılmamış. Tasdik. Bakmış ki Haşir Risalesi yazılmış. Orada duruyor. Tasdik ediyor. Bu doğrudur diyor. Aynen kitabı alıyor. Anlatabildim mi bu işi? Eğer böyleyse birinci madde bu. Risale-i Nur olur. Devam et. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Evet. Marifet değil, şehadettir. Şuhuttur. Marifet değil, şehadettir. Şuhuttur. Yani bir insanın kendi kabiliyetiyle, ilmiyle, şeyiyle, faziletleriyle yazdığı bir eser değil. Nedir ya? Şuhut. Yazı gözünün önünden geçiyor, o da gördüğünü buraya yazdırıyor. Şuhut. Ve zaten Hulusi Bey, Allah rahmet eylesin, bunu anlattı bize. Dedi Üstad Hazretleri, Risale-i Nur yazdıracağı zaman iki dizinin üzerine oturur. Aynen böyle tarif etti. İki dizinin üzerinde oturur. Yaz, kış, dışarı, içeri fark etmiyor. Risale'yi yazdıracağı zaman iki dizinin üzerine oturur. Gözünü bir noktaya dikiyordu. Ve o anda yanında oturan adam göğsünde bir harıltı, gürültü olduğunu çok rahat işitirdi diyor. Bunu ben yalnız dinlemedim. Derste söyledi. Yanında oturan adam göğsündeki hareketliliği çok rahat işitirdi.
gözüne bir hareket, içeride yani ses veren bir hareket, bir hareketlilik var. Gözünü bir noktaya dikiyordu, konuşmaya başlıyordu. Böyle gözünü dikiyor ve konuşmaya başlıyor. Yanındaki müstensihler diyor, o kadar seri konuşuyor ki birbirlerine yetiştiremiyorlar, birbirine bakıyorlar. Kelime kaçırıyor, birbirine bakıyorlar. Şuhut bu. Bir adam alimdir, kamildir, fazıldır, evliyadır, ne olursa olsun. Çok güzel eser yazar, şu yapar, kâle, kîle, filanca zat böyle dedi, falanca böyle dedi, İbn Abbas böyle dedi, işte İbn Abdullah, İbn Ömer böyle dedi. Hani rivayetler şunlar, eser yazar yani. Güzel de olur. Risale-i Nur başka mı? Risale-i Nur ilme dayanan bir eser değil. Kemalata dayanan bir eser değil, fazilete dayanan bir eser değil. Risale-i Nur şuhuttur. Nereden geliyorsa, nasıl oluyorsa Allah-u Azimşan onun gözüne şuhut bakıyor ve yazıyor. Ve bakıyor ve konuşuyor. Onun onu görmedir yani, ha, görme. Bir adam oturup da şeyin Risale-i Nur'da Sure-i Rahman tefsiri yapılacak, tercümesi yapılacak diyor. Oturup Sure-i Rahman tercüme ediyor ki Risale-i Nur ola. Risale-i Nur şuhuttur, şuhut. Ha, burada yazdı. Tasavvur değil, tasdiktir. Kendisi oturup da dokuzuncu şuayı şöyle yazayım, böyle yazayım kafasından tertip meselesi değil bu. Tasavvur değil, tasdiktir. Ha, bu Risale-i Nur, bu dokuzuncu şuadır diyor. Tasdik ediyor, yazmıyor, yani kendisi yazmıyor. Bu dokuzuncu şuadır diyor. Onun eline veriyorlar. Onun için bazıları böyle kendilerini görüyorlar. Epeyce görüyorlar yani. Dokuzuncu şuayı yazıyor. Yasin-i Şerif'in 25'in tefsirini yapıyor. Alim ilmin önüne geçilmez yani. Alim ilmini yazar. Bir şey demem. Ama sakın Risale-i Nur falan demeyin buna siz. Biz Risale-i Nur tanırız. Koca bir kitapta bir satır görsek bu Risale-i Nur'dur deriz. Çünkü Risale-i Nur emsalsiz bir tarzda yazılmıştır. Şuhuttur. Buhari-i Şerif kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra en sahih kitaptır itikadımıza göre. Ama Buhari-i Şerif şuhut değildir. Buhari-i Şerif tasniftir, tasdik şeydir. İlimdir yani, ilim. Hazreti Buhari toplamış onları. En sahih hadisleri toplamış. En kıymetli kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra. Ama Risale-i Nur değildir o. Risale-i Nur gibi değildir. Risale-i Nur gibisi bugüne kadar gelmedi. Biz iddia etmiyoruz. Yani biz bir palavra bir şey sıkmıyoruz. Yani kimseyi davet de etmiyoruz. Yani gelin bak Risale-i Nur böyledir falandır demiyoruz. Herkesin keyfine göre meydan geniş. Hiç kimseye de itibarımız yok. Gelene eyvallah, gidene eyvallah. Ama Risale-i Nur budur, şuhuttur. Risale-i Nur bir alimin ilmi değildir. Bir alimin tasavvur ettiği bir şey değildir. Tasavvurla yazılan bir şey değildir. Tasnif değildir. Nakil değildir. İlk bir şeydir, ilk. İslam aleminde Risale-i Nur denilen eser ilktir. Bunun benzeri yok. Biraz Şahrani Hazretlerinin şeyi benziyor. Mizanül Kübra'sı benziyor. O da ilhamattır ama şuhut değil o da. O da şuhut değil. O da ilhamattır. Şahrani onu kendi ilmiyle yazmamış. İlhamat. Ama şuhut da değil. Yani Risale-i Nur mertebesi yine yok. Sülemi tefsiri var. O da bir derece. Ama şuhut değil. Hiçbiri şuhut değil. İlk defa bir şey söyleniyor. Şuhut. Ben bu şeyler, spikerler nasıl konuşuyor derdim. Meğer onların karşısında şey geçermiş, yazı geçermiş. O yazıyı okuyorlarmış. Böyle oturup okuyor.
Sen zannediyorsun konuşuyor. Bazen de terslik oluyor, yazı gelmeyince deyip duruyorlar. Öyle oluyor yani, bazen de o oluyor. Anlaşılıyor ki yazı geçmedi mi oluyor. Yani bazı zatlar yapıyorlar. Kendini zorlamaya lüzum yok. Risale-i Nur'u kim yazacaksa Allah ona Risale-i Nur yazdıracak. Alimlik vesairelik geçmiyor burada. Risale-i Nur'un mesaisi ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Risale-i Nur'un mesaisi ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Nedir? Sünahattır, zuhurattır, ihtarattır. Sünahattır, zuhurattır, ihtarattır. Biz nereden oraya geldik? İşte bu sır, Allah bir insana besmelenin sırrını lütfettiği zaman zaten sen söylemene lüzum yok yani. O çekilenlerden oluyor, çekilenlerden. Giden başka, çekilen başkadır. Kendi iradesiyle giden dikkat edecek. Çukur vardır, diken vardır, taş vardır ayağına değer, dikkat edecek. Kaya vardır, yuvarlanabilir. Ama birisini Kudret-i Rabbani'ye tutmuş, götürüyor. O adam ne düşünür? Düşünmesine lüzum var mı? Düşünmek edepsizlik olmaz mı? Öyle değil mi? Üstad ne diyor? İlmimle karıştırsam karıştırıyorum. Bu Bediüzzaman'ın ilmi ya. Yani buna öyle laf güzel değil. Alimlerin, ülemanın, sülahanın, evliyanın harman olduğu zamanda buna Bediüzzaman'ın lakabını vermişler. Hem de 10 yaşında almış bu lakabı. 10 yaşında almış. Bakmışlar bu normal insana benzemiyor yani. Bunun hafızası normal insana benzemiyor. Asrın sahibiliği şeyinin lakabını onlar vermişler ki kimse kendisine almamış. Böyle bir insan, ilmimle karışsam karıştırıyorum diyor Risale-i Nur'u. Aynen Hulusi Bey'in bize tarif ettiği. Ben umuma konuşuyorum yani, bunu dinleyen çok insan var. Buna Hulusi Bey'in dersinde bundan da çok insan var. Ben Allah'ın inayetiyle Risale-i Nur meselesinde eminim. Hem kendimden hem meselemden eminim. O meselede biz yanlış yapmayız. Başka yanlışımız çok, kusurumuz çok. Risale-i Nur bizim hedefimizdir. Aynen öyle tarif etti. Risale-i Nur yazdıracağı zaman Üstad Hazretleri tahiyyatta oturur gibi otururdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Gözünü bir noktaya dikerdi ve konuşmaya başlardı. Ve o zaman yanında duran adam çok rahatlıkla göğsünde bir hareketlilik olduğunun sesini duyardı. Ya Bediüzzaman Hazretleri normalde konuşurken sözüne aşina olmayanlar anlamıyordu ne dediğini. Yani onun konuşmasına aşina olmayanlar işte üstad çok muğlak konuşuyordu yani. Onun konuşmasına aşinası olmayan anlamıyordu ne konuştuğunu. Böyle bir insandan şu fasih risale çıkmış yani. Şu dil nasıl olmuş ya? Bu dil nasıl olmuş? 27 bin kelimeyle yazılmış bu Risale-i Nur. 27 bin, 30 bin kelimeyle yazılmış. 30 bin çeşit kelime var yani bunda. Bir kültür hazinesi her şeyden evvel. Bir ilim hazinesi. Bir kemalat hazinesi. Onun için bazı zevat-ı kiram tavsiye. Risale-i Nur yazıyorum da kendilerini yormamalı. Risale-i Nur budur. Tekrar oku. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdik. Tasavvur değil, tasdiktir. Ha bunun üzerinde düşünsün. Ben ne yapıyorum? 9. şuayı yazacağım. Tasavvur ediyor.
İşte İbn Abbas böyle dedi, o öyle dedi, o öyle dedi ve kendi çapı neyse ona göre yazdı. Bu Risale-i Nur değil ki. Tasavvur değil, tasdiktir. Bir Allah'ın inayeti, lütfu keremi senin hakkında hazır olacak. Lütfedecek yani. Bakacaksın ki Risale-i Nur'un yani nerede yazıyorsa ben onu bilmiyorum tabii. Bilsem ben Risale-i Nur yazarım. Nerede yazıyorsa bakacaksın ki bu Risale-i Nur tasdik 9. şua buymuş. Ondan sonra yaz, kağıda yaz. Millet de okusun onu. Tasavvur değil, tasdiktir. Sonra? Teslim değil, iman. Yani kendi kendine bir körü körüne bir itikat değil, bir teslimiyet değil. İman kadar kuvvetli, iman kadar şuhudi, iman kadar faziletli şeyli bir meseledir. Sonra? Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Marifet değildir. Bir alimin, bir evliyanın, bir salihin marifetinden çıkmış değildir. Şehadettir, şuhuddur. Ben şehadet ederim. İmam Ali Efendimiz ne emrediyor? Perde-i gayb açılsa imanım ziyadeleşmeyecektir. Çünkü öyle iman etmiş. Şehadet. Biz de öyle iman ediyoruz. Görmüyoruz, şey yapmıyor mu? Bizim itikadımız da aynıdır. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şüphemiz var mı? Endişemiz var mı? Yok. Yanlışımız var mı? Şehadettir, şuhuddur. Sonra bir bakıyoruz ki bu mübarek kelimeler yazılı. Nerede yazılı? Ben ne bileyim nerede yazılı. Ama yazılı. Böyle bakıyorsun, okuyorsun. Yanındaki de kağıda yazıyor. İşte Risale-i Nur bu. Böyle yazıyorsan ben sana kurban. Böyle yazmıyorsan kurban olam sen seni yorma. Böyle yazıyorsan ben sana kurban. Böyle yazıyorsan kurban olam sen seni yorma. Risale-i Nur değildir. Güzel alimdir, güzel hoştur. Yani kimsenin ilmine itirazımız yok. Fevkalededir, odur budur ama alimdir yani. Üstad Risale-i Nur'u alim olarak yazmamış. Risale-i Nur şuhuttur. Bakmış, görmüş ve yazmış. Gördüğünü yazmış. İşte Besmele'nin sırrı bir adama tecelli ederse, Bediüzzaman'ın havadan okuduğu gibi, o da havadan birdenbire insani çıkmaya arşa, insani çıkmaya bir yol olur. Tıkır 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 arşa çıkar. Besmele öyle bir sır. Allah bize nasip ede. Amin. Allah nasip etmi, nasip etmesin de şey aranmaz yani fazilet, kemalat, ilim, milim bir şey Allah verdi mi verir. E şimdi Üveys el-Karani Hazretlerinin ne kadar ilmi vardı? Bizim bugünkü sıradan bir hoca Üveys el-Karani'yi 10 sene okudur. Değil mi? Elif Bt'den başladı mı? Oho! Ondan sonra bir Arapça gramerine girdi mi? 5 sene gitti. Üveys el-Karani sahabeden sonra en kıymetli. Tabiinin reisi. Üveys el-Karani. Allah şefaatine mazhar eder. İnsan onların isimleri bile insan ağzına tat veriyor. Fark ediyor musunuz? Onların ismi geçtiği zaman insan ağzına insan ağzına tat veriyor, tat veriyor. Bu sır işte. Bu sır. Bu sır. Bu Abdülaziz de bazı ötere diyor ki kendisine sır verilen diyor bir ayetten bütün Kur'an'ın tefsirini yazar diyor. Bir tek ayetten Bismillahirrahmanirrahim ayet mi? Ayet. 114 defa nazil olmuş. Bu ayetten bütün Kur'an'ın tefsirini yazar diyor.
Şimdi bu neye benzeteceksin? Şimdi elinde okyanustan alma bir tas su var. Bu tas suyu sen tahlil edersen, esrarına vakıf olursan, bu tas su bütün okyanusun temsilcisi değil mi? Okyanusta ne var ne yok o tasla okuyamaz mısın? İşte sır, Allah sırrını verdi mi işin? Böyle olur işte. Bediüzzaman Hazretleri elinde kurşun kalem de yok. Mübarek yazı yazmasını bilmiyor ha. Kurşun kalemle Süfyan Komitesi'nin defterini dürmüş. Allah onun yoluna gidiyoruz diyenlere insaf merhamet vere, uyanıklık vere, istikamet vere, yanlıştan kurtara. Ben tespit ettim. Ey yazın mendiler, bu sözüme dikkat edin. Ben tespit ettim. Diğer nurcu kardeşlerimize Allah bu işlerin kapısını açmıyor. Sırrı açmamış, ilmini almışlar. Sırrını açmıyor. Bugüne kadar bu hususta biraz endişem vardı. Kesin tespit ettim ki Allah açmıyor. İnşallah onun hedefinde yürümenin yolunu açmıyor. Belli bir noktaya gel, okunuyor, güzel, feyiz alınıyor. Orada durmuş, tamam. Bırak kafi. Oradan ötesinin herhalde talep yok ki Allah kapısını açmıyor. Senin Risale-i Nur'dan anladığını, Risale-i Nur'un hedefinden tatbik etmek istediğini, tahakkuk ettirmek istediğini, yoluna düştüğün meseleyi Allah onu açmıyor. Senden benden çok iricanı biliyor. İlmini almış. Ama irşadı yok. Sırrı yok. Demek ki ayrıca şükretmeye mecburuz. Ayrıca şükür mükellefiyetimiz var. Buyur, oku. Sözümü biraz kes, benim önümü kes, yoksa gideceğim. Oku. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Rububiyet, Rabbimizin terbiye edici vasfı. Terbiyeci Allah, rububiyet, terbiye ediyor. Allah burada eti terbiye etmiş, bu duyuyor. Aynı eti burada terbiye etmiş, koku alıyor. Aynı eti burada terbiye etmiş, tad alıyor. Aynı eti burada terbiye etmiş, görüyor. Terbiyeye bağlı, terbiyeye. Burayı terbiye edip gösterdiği gibi parmak da terbiye etse görür. Parmak da terbiye etse görür. Göz de tat alabilir. Bu biber acı mı, tatlı mı? Manava sormaya lüzum yok. Terbiye. Onun için 33. sözünde bunları yazıyor. Ben kendimden okumuyorum. 33. sözde yazıyor. Her bir azasıyla görür, her bir azasıyla duyar, her bir azasıyla hareket yapar. Eğer terbiye olursa. Sır. O sır verilirse, parmağını değdirdi mi biberi, acı mı, tatlı mı bilir. Gözüyle baktı mı, bu karpuzun içi nasıl, beyaz mı, kırmızı mı anlar. Görür yani. Kestiğin zaman görünmüyor mu? Göz de görür. Bıçağın yaptığını göz yapamaz mı? Evet.